tekrar birlikteyiz. Keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6000 saat seslendirme. Şimdi demin evet yönetmen, oyuncu dedim ama bir başka yönünüzde bir seslendirme sanatçısı olarak bugüne kadar 6000 saatten fazla seslendirme yapmışsınız. Evet. Biraz onun üzerinde konuşmak istiyorum ben. Çünkü seslendirme gerçekten çok ciddi bir iş ve meşakkatli bir iş. Evet. Ben seslendirmeyi seslendirmeye ...79 yılında konservatuvarda okurken başladım. Ve... ...bir dönemler seyircilerimiz... ...bizi seyredenler biliyorlardır. Kasetler dönemi vardı. Evet. Beta kasetler ya da VHS kasetler. 84, 85, 86 evet. yıl. Hani mahallemizin mutlaka her bir köşesine açılmış olan kasetçiler vardı. Evet. İşte o kasetçilerde ki filmlerin hepsinin aşağı yukarı yüzde ellisinde, yüzde altmışında İstanbul'da yapılanların yüzde altmışında benim sesim vardır. Evet. O dönemler gerçekten seslendirmeden de para kazanmıştım. Ee, hem de seslendirmeyi e, yapmıştık. Ama o dönemler yapılan seslendirmenin tadı farklıydı. Şimdi öyle değil. Şimdi teknoloji gelişti ve çok kanallı sistemler olmaya başladı. Evet. Eskiden biz topyekün bir tane stüdyoya girerdik mikrofonların başına. Böyle e, sahne sahne üç kişi mi var sahnede? Üç kişi. Sekiz kişi mi var? Sekiz kişi girerdi. 20 kişi mi var? O 20 kişiyi konuşacak 13-15 kişi girerdi. Nasıl 20 kişiyi konuşacak 13-15 kişi derseniz mutlaka ses değişiklikleri yaparak da konuşurduk. Evet. Yani bir çizgi filmde tavşan konuşuyorsanız <laughs> bir tane martı da konuşabilirsiniz. Evet, ya da, o artık e, sizin maharetinize kalmış. Evet. Örnek verebilirim. Tabii. Mesela ben Şirinler çizgi filminin birinci birinci e, yayın döneminde ilk Türkiye'ye geldiğinde Şirinler'de evet. Levent Öktem bilgini konuşuyordu. Eski adı kocamandı. Şimdi güçlü diye çevirmişler. Evet. Burasında arması olan evet, evet. bir tane bir kalp ve ok evet. arması var. İşte onu ben konuşuyordum. O kocamandı onun adı. Şimdi e, yenisinde yeni e, alınan bölümlerde güçlü diye çevirmişler. E, Levent Ökten bilgini konuşamadığı günler, rahatsız olduğu günler Levent abi'nin yerine ben konuşurdum. Üstelik karşılıklı geldikleri anlarda da konuşurduk. Yani o sahnede başkası konuşmazdı. Evet. Şirinler'de öyle bir şey vardı. Çok güzeldi. TRT'nin işiydi. TRT almıştı. Evet. Ee, çok güzeldi. Gerçekten ben çok fazla çizgi film, e, Brezilya dizisi, şimdi bunlara örnek bir tane ana anlatacağım Tabii ben ee, biraz sonra. E, Brezilya dizileri de günlük olur. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, Cuma cumartesi yayınlanır ya da cumartesi yayınlanmaz beş gün yayınlanır. Haftaya beş gün, haftaya beş gün kilolarca alınırdı bu Brezilya dizileri. <laughs> biz, biz onları konuşurduk. Ee, bir girdiğimizde de yedi sekiz tane konuşuruz. Yani e, aynı kadro filmdeki işte konuştuğum adam, karısı, kızı, çocuğuyla beraber hep dört sahneleri o yedi tane bölüm birden ya da beş bölüm birden bir girişte böyle bir başlar gider. Bütün gün konuşursunuz siz çıkarsınız. Ertesi gün başka grup girer konuşur. Derken beş günde beş ya da yedi tane yapılmış olurdu. Öyle artıya geçmeye çalışılır. Yayın programı açısından. Şimdi ben size Hint filmleriyle ilgili. Bir de Hint filmleri vardı bir dönem. <laughs> Tabii bunlar zaten böyle cereyan olarak giriyorlar halkın gündemine. Bir ara işte Brezilya dizileri bir ara Hint filmleri ve dizileri. Şimdi Hint filmlerinde sevgili Ersan Uysal e, ve Celile Toyon e, bir stüdyoda çalışıyorlar. E, Hint filmi almış. Seslendirme yapacağız. E, Hint filmleri almışlar. E, bu Hint filmlerinin de e, tekstleri yok. Yani senaryoları yok. Evet. Akşamdan oturup işte Celile abla kulakları çınlasın. Celle Toyon oturuyor ve e, bu kim? Ha bu adam bu kızın sevgilisi. <laughs> Yazalım ne, bakalım. Ne dedi? Kaç tane ağız tutturabiliriz? Bak ben seni çok seviyorum. Tamam bak ben seni çok seviyorum. Bir film geliyor elimizde. Senaryo elimizde. Dört, dört sayfasını uyduruk laflar çözümlenmiş. Bize şimdi Celile abla anlatıyor. Diyor ki başrol bu. Tamam bak bu kırmızı ceketli çocuk. Bu yeşil elbiseli kızı seviyor tamam mı? Bak bir tane adam var bu kötü ya amcası ya dayısı ona göre konuşun onu konuşacak olan da içeride filmi anlatıyor evet. kare kare böyle bir iki dakika 2 dakika anlatıyor bize filmi sararak biraz süratlenerek. Ondan sonra biz başlıyoruz konuşmaya. Hep uyduruyoruz. Ağız boş geçmemek lazım. Ağzı dolduruyorsunuz. Evet. Aklınıza ne gelirse söylüyorsunuz. <laughs> yani orada dört sayfa gelmiş. O dört sayfaya dair işte bazı kilometre yol taşları gibi böyle yollarda rastladığınız taşlar gibi şey ha tamam şimdi şu sahneye geldi galiba deyip oradan konuşuyoruz. Bir gün konuştuk 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 filmi. Biraz önce anlattığım gibi öyle arkadaki o adam da ya dayısı ya, ya amcası diye Mersem Kızın sevgilisi o çıktı. Yani biz genç adam sevgilisi diye bütün filmi konuştuk. Kızın sevgilisi o bağıran adam çıktı. Tekrar döndük filmi bir daha. Aldık. En baştan tekrar. Sevgilisi çıktı, mutlu sona gitti, evlendiler. Biz filmi tekrar aldık ama çok rahatlık çünkü öğrenmiştik artık. Evet. Ama ben seslendirme deyince aslında aklıma ilk gelen şey söylemek istiyorum radyo tiyatroları. Şimdi üzülerek öğrendim ki artık TRT radyo tiyatrosu da yapmıyormuş. Evet. Halbuki aslında Türk halkının, ülkemiz insanının aklında tiyatro denilince akla ilk gelen şey TRT'nin radyo tiyatrolarıdır. Sabah hala saat 9'da hafta içerisinde radyo tiyatrosu TRT 1'den yayınlanıyor ama tabii eski oyunlar, seslendirilen eski oyunlar yayınlanıyor. Hala daha Anadolu'da kesintisiz olarak bu oyunları dinleyen seyirci kitleleri var. Evet. Peki siz nasıl bulursunuz hani radyo tiyatrosu yapmak da gerçekten güç olsa gerek. Her şeyiyle efektleriyle seslendirdiğiniz karakteri orada bir de yaşamanız da gerekiyor mikrofon önünde. Öyledir görseniz zaten öyledir o iş. Yani ben ustalarla yaptım gerçekten bu işi. Birkaç isim sayacağım hepsi Allah rahmet eylesin ışık içinde yatsınlar. Haluk Kurdoğlu, evet. Sadrettin Kılıç, Süha Tuna inanılmaz oyunculuklar. Oturdukları yerde, stüdyoya girdiğimizde Haluk Hoca konuştuğunda biz titrerdik böyle. Yani sesin dalgasından titrersiniz. Sadrettin Kılıç konuştuğunda öyleydi. Ben e, inanan rahmet eylesin Alev Sezer'le beraber evet. abi kardeşle konuştum. Mesela... Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı. Hatırlıyor Benim çocukluğumun dizisi o. İşte ben orta bir, birdeydim o zaman. Bir, başladığında. Birinci yılından ikinci yılın sonuna kadar ben Alev ile beraber e, Paul ve Andy diye iki karakter vardı. Evet. Onu konuşuyorduk. Sonra Alev abi ayrıldıktan sonra Uğur Polat'la konuşmaya başlamıştım. Paul ve Andy'yi. Beraber konuşuyorduk onları. Onlarla seslendirme yapmak ya da onların yaptığı seslendirmeden nasiplenmek stüdyoda bile olsa bırakın evet. seyretmesini evet. stüdyoda bile olsa çok farklıdır. Radyo tiyatrosunda kapalı bir odadasınız. Sessizlik hakimdir. Stüdyodasınız. Kimse kıpırdamaz. Yani benim yaptığım gibi ani bir el kaldırışı yapmaz. Onun da zamanı vardır çünkü. Eğer bir şey yapılacaksa ben şimdi size yapayım bir kalabalık yapayım işte. Tamam mı? Bunları oyuncular kendileri de yaparlar. Evet. Stüdyoda mikrofonlar ayaktadır ve bir efekt kutusu gibi bir kutu vardır, bir kapı vardır, büyük kocaman bir pencere vardır. Çakıllar vardır. Kutunun içinde çakıllar vardır. Evet. Ayaklarınızı oraya basarak yürüme sesi yaparsınız. Aa bak der. Baban geldi. Aç kapıyı der. Oradan biri gider. Herhangi biri kapıyı açar gıcırt. Mutlaka o kapılar gıcırdar biliyor musunuz? E kapı olduğu, Çekiz, anlaşılsın, kapı diye. olduğu anlaşıl, anlaşılsın diye. Kapı olduğu anlaşılsın diye. Tabii ki onun sinir derecesi vardır. Baban geldi, babası geldikten sonra anlatmak var. Diyelim ki kız kapıyı açtı ya da hanım arkadaşlarımızdan evet. hanımefendilerden biri açtı. Kız kapatmıyorsa o kapıyı kapanmıyorsa baba şak diye kapatıyorsa anlaşılır zaten babanın eve sinirli geldi. Evet. O bambaşka bir şeydir. Tabii bu konuda birinin daha kulağını çınlatacağım, hepimizin belki de e, efekt korkmaz çakar. Evet. Şimdi stüdyonun içinde yapılan o efektin dışında bir de banttan yüklenen efektler vardır. Şimşek sesi, ambulans sesi ya da aklınıza gelebilecek martı sesleri ya da siren sesi, rüzgar sesi, yağmur sesi. Bu gibi doğal seslerde e, duygusuna göre seçilen o anın duygusuna göre seçilen efektler yığınıdır. Ve onu zaten onu yükleyecek olan kişi bilir. Evet. Yani şu rüzgar şurada vardı der, oradan gider, o bandı alır, getirir oraya, onunla beraber monte eder. Evet. İnanılmaz bir şeydir. Yaşar orası. Evet. Ee, çok zevk aldığım bir tane var. Benim adım Kırmızı Orhan Pamuk. Evet. Ee, o böyle 12-13 bölüm mü yapıldı? Öyle bir şey yapıldı sanıyorum. Arkası yarın gibi. Ee, ya da 20-22 bölümü. Orada iki rol birden konuştum mesela. Ee, rastlarlarsa arşivlerde varla varsa ee, seyircilerimiz dinlesinler. Evet. Ben geçenlerde bir kitap üzerine çalışıyorum. Hudâvendigar Gazetesi'nin Bursa'da 1800 yıllarda çıkmaya başlamış bir kitap gazete düzeltiyorum. 1869'da çıkmaya başlamış. Onun bir Nüsai güzidesi var. Nüsai fevkaladesi. Bunun içerisinde Osmanlı donanmasına o dönemde yardım maksatlı çıkarılmış bir özel kitap. Bir kitabın içerisinde Recaizade Mahmud Ekrem'in Havada Çarpışan Sesler diye bir eseri var. Çok ilginç fakat eseri okuduğunuz zaman çevirdim ben günümüz diline bu eseri. Bütün teknik olarak yazım şekli bir radyo tiyatrosu anımsatıyor. Hatta ismini de şöyle koymuş: Havada çarpışan sesler yahut sahnesiz temaşa. Ve karakterler de aslında her biri birer kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bir Osmanlı yüreği konuşan ya da e, Gaybi ı hatıf diyor mesela, gaybden gelen bir ses. Ve teknik olarak kurgulanışına oyunun baktığınız zaman aslında bir radyo tiyatrosu. Fakat o dönemde radyo var mıydı bilmiyorum Osmanlı'da. Muhtemelen yoktu. Fakat Recaiz Ali Mahmut Ekrem o oyunu yazarken bir radyo tiyatrosu tasarlamış da yazmış gibi yazmış. Akla gelen Çok ilk güzel. düşüncelerden bir tanesi olmuştu ben onu okuduğumda. Çok ilginç bir şey ama insanların radyo tiyatrosu dinlerken hayal dünyalarının sınırları neyse... O oyunun onda bıraktığı etki de onunla doğru orantılı. Yani siz dinlerken yaşıyorsunuz oyunu. Anlatılanları demin hani efekt dediniz ya. Biri gidip kapıyı açıyor, gıcırt Ama dinleyenin zihnindeki kapı onun hayal dünyasında Tabii. nasıl nasıl açılıyor, nasıl Tabii. şekilleniyor, ayrı ayrı hepsi. Evet. Yani e, arkası yarınların ertesi gününü beklemek kadar bir zevk yoktu dünyada. Yani şey dinlediğimiz zaman arkası yarınlar ertesi gün sabah saat 9'da ya da 10'da ya da akşam Akşamüstü e akşam üstü saatlerinde de tekrarları vardı onların sanıyorum. E o saatleri beklemek sabah kaçırdıysanız akşam yakalamak üzere büyük bir boşluk olurdu. Bir gün atladınız mı? Sen delerdiniz yani ne oldu acaba dün Hatta birinden düşünürdünüz. sorma ihtiyacı bile duyarsınız evet, hani tabii. ne olmuştu dün filan gibi peki ben şunu da merak ediyorum aslında Ali Bey hani onlarca film belki onlarca tiyatro oyunu böyle sizi çok etkileyen bir karakter oldu mu hiç ya bu bana çok uygun bu bana ne kadar benziyor senaryodaki karakter sizin etkisinden kurtulamadığınız bir karakter oldu mu bugüne kadar hiç etkisinden kurtulamadığım bir karakter yok ama ee, rollerin hepsiyle e, sanırım iç içeydim. Yani e, Ali ayrıksı bir şey düşünmez. Eğer Ali'den bir şeyler de taşıyacaksa e, bu hemen örnekleyeyim isterseniz devrim arabaları diyeyim e, ve Korkuyorum Anne geldi aklıma. Ben ee, onunla ilgili bir başlık daha açacağım. Korkuyorum Anne ama daha sonra. Peki. Devrim Arabaları ya da Korkuyorum Anne, Korkuyorum Anne'deki rolün adı Ali'ydi. Evet. Ee, Rıha Erdem benim tüm çocukluk fotoğraf ve filmlerimi, babamın çektiği küçük 8 milimetrelik filmleri seyretti. Evet. Ee, fotoğraflarıma da baktı. Bütün arşivimi, sünnet fotoğraflarım dahil çocukluk arşivimin tümünü aldı. Ee, ve filmde de kullanılmakta zaten gerçek babamın çektiği fotoğraf karesi, denizin içinde babamın çektiği çocukluğuma dair fotoğraf karesi. Bunları kullandı. Bu dahi yani bence. Bir yönetmenin, senaristin, baş, başta senaristi bu filmde Reha Erdem. Bir senaristin e, buluşu diyebilirim. E, eşleştirmesi zihninde senaryo adına. Devrim arabalarında onun için bir benim için bu anlamda önemlidir çünkü e, ben Ali'yi sadece rol kişisi Ali olarak değil orada gerçekten benden yapılmak istenen benim içimden de çıkabilecek bir Ali Be benimle ilgisi olmayan ama benim içimden de çıkabilecek bir Ali arayışına girmiştim. E, çok başarılı sinema yönetmen işidir sinema oyuncu işi değildir. Sin sinema yönetmenindir e, ve yani... Allah'tır, ne isterse olur. Yani sinema e, yönetmendir. E, anlayacaksınız, iyi okuyacaksınız, dersinizi iyi çalışacaksınız. E, siz evet. alternatif olarak ne getirebiliyorsunuz o kare için, onu düşüneceksiniz oyuncu olarak. Yoksa ağzınızla kuş tutsanız başka hiçbir şey olmaz. Evet. <laughs> <laughs> Sadece yönetmenin istediği olur. Evet. Neden böyle diyorum? Sizin istediğinizi bir kere denese çekse bile montaj masasına oturduğunda keser atar yani boşa çaba sarf etmiş olursunuz Devrim arabaları örneğine geleyim devrim arabalarındaki buluşmam da e, rol e, en ayrık e, içlerinden e, en farklı mühendisti bence evet hepsi ayrı ayrıydı ama ben böyle garip, böyle yumuşak, e, muhasebeci ama çok insan gibi görünen bir karakterdi, e, mühendis ama. Devrim arabaları örneği, Anadolu'nun bugünkü e, en içler acısı öyküsüdür aslında. Evet. E, keşke sanayimiz devrim arabalarıyla başlasaydı da bugün hepimiz e, devrim kabriyolara, Devrim Station'a, devrim dört çekerlere binebilseydik gerçekten o proje durmasıydı da baskı ve emperyalist mesele tarafından sindirilmeseydi de ülkemizde yerli bir otomobil, otomobil yıllar önce yapılmıştı. Biz bunu çok çok basit kaçırmışız. Evet. Bu konuyla ilgili bir an anlatacağım. Affedersiniz. Tabii buyurun rica ederim. Antalya'da Nürnberg Film Festivali'ndeyiz. Tolga Örnek yönetmeni ve ben e, filmin, davet edildik, e, sohbet ediyoruz. O sırada e, Alman seyircilerden biri, e, bu filmi dedi oğluma rastgele, yani film festivaline Alman bir seyirci gelmiş hanımefendi. Bu filmi ben de seyrettireceğim oğluma dedi, e, sizin için çok üzüldüm dedi. ve oğlumun bundan mutlak ders alması gerekiyor dedi. Mühendislik okuyor dedi. Evet dedim çok güzel bir yere temas ettiniz. Bakın öyle garip bir şey ki bizim bugün Türkiye'de 7 tane araba fabrikamız var. 7 tane araba fabrikamız var. Almanya'nın 6 tane araba fabrikası var. Almanya'da. Almanya'daki 6 araba fabrikası da Alman malı. Türkiye'deki yedi tane araba üreten fabrikanın bir tanesi Türk değil. Hepsi yabancı. Lütfen oğlunuza bunu da söyleyin dedim. Kadını ağlamaya başladı. Çok üzüldüm dedi. Sonra kalktı. Çok üzüldüm dedi. Ben de çok üzgünüm tarihe devrim arabalarıyla bir tanıklık yapıp tekrar hatırlamak çok güzel bir çalışma. Aslında birçok sektörde aynı manzarayla karşı karşıya kalmıyor muyuz? Uçak sektöründe de öyle. Evet, öyle. Otomobil sektöründe de öyle. Aslında sanayiye sırtını dayayan bütün sektörlerde aynı kötü manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Ben şimdi aslında bir ayrı başlık açacağım demiştim demin. Biz bugün Turan Emeksiz'deyiz. Sizin için çok önemli bir gemideyiz aslında. Evet. Hani sizin özellikle İstanbul'daki yaşamınızda da çok önemli bir rol üstlenmişti bu gemi. Bugün gerçi Mudanya'da Burgaz'da bir gemi otel olarak hizmet veriyor, otantik gemi otel olarak ama geçmişte birçok insanın belki yüzlerce, binlerce hatırasının geçtiği bir gemideyiz. Sizin de bu gemiyle ilgili bir hatıranız var. Evet. Korkuyorum hani 2004 yılında çekildi. Korkuyorum anne. Kamera şuradaydı. Evet. Ben Turan Emeksizle çok beşiktaş Üsküdar gidip geldim. Evet Daha önce. Ee, kamera şuradaydı. Ben de şu demirlerden birine tutunmuş. Hatırla, hatırladığım kadarıyla e, önce bir küçük bir andır. Dışarıda martılar. Martıları da anlatacağım size. Evet. Gemideki martıları, gördüğümüz martıları, e, çatıdaki martıları, o filmde nasıl yapıldığını. Bir sanıyorum bileğimi böyle yokluyorum. Ee, aslında korkuyorum annenin adı, e, asıl adı filmin sonunda jeneriğinde yazar. İnsan nedir ki? Hmm. Ee, bir bakı böyle bir bakıyorum. Bir de ayakta ayağımı katlıyorum galiba. Böyle ayağım ağrıyor. Bir ufak Kaza geçiriyor adam Ali. Hı hı. Ee, ve onun şeyleri, kalıntıları onu kendi kendine yalnız kaldığı bir anda onu kontrol ediyor. Ama uçsuz bucaksız İstanbul manzarasında deniz gibi engin bir anlatımın fonunda. Evet. Yönetmenin deha yaratıcılığı deha yine konuşmuş orada. Evet. Öyle bir anım var. Turan Emeksiz Burada çekmişti Reha Erdem. Bu e, vapurda çekmişti 2004 yılında. Evet, evet. Peki martılar dediniz ben onları istemiyorum yaptık? aslında ama. <laughs> süremiz azaldı mı? Biraz azaldı. <laughs> Gerçi doyumsuz bir sohbet sevgili seyircilerimiz de inanın şu sohbetten bir türlü hani çıkmak istemeyecekler mutlaka. Ama maalesef süremiz de sınırlı bu arada. Tamam, Martıları da hemen araya Hemen Söyleyeyim biz vapura bindiğimizde. Ya da çatı katları çekimlerine çıktığımızda Reha Erdem İstanbul'u ve martıları çok sever. Anlatımında apayrı bir yer tutarlar. Evet. Hacim kazandırırlar martılar filme. Doku örerler. bizim set işçilerimiz iki kasa hamsiyle geldiler. <laughs> Aa dedim çok güzel. Tamam dedim. Çekim sonrası bir hamsi sofrası <laughs> var. Kesin bir şey yapacaklar dedim. Bir bakıyorum ki hamsiler havada uçuyor. Geminin önünden havaya hamsi fırlatıyorlar. Pike yapan martılar, ben çekim yapıyorum şurada. Pike yapan martılar tam o sırada benim arkamda... Hamsi yakalıyorlar. Evet, indiğimizde zaten kasalar boştu. <laughs> Nereye gittiği de belli oldu böylece. Evet. Efendim, gerçekten çok keyifli bir sohbetiniz var. Sizi tanıdığımızda çok ayrıca memnun olduk. Tabi Bursa seyircisi Bursa tiyatrosunda, Devlet tiyatrosunda, gerçi biz programı yayınladığımızda başlamış olacak, premieri yapılmış olacak ama kanlı Nigar'ı izleme fırsatı bulacaklar. Ben tekrar oraya dönüş yaparak programı tamamlamak istiyorum. Bursa Devlet tiyatrosunda. Oynanmaya başlanacak Kanlı Niger Ve bütün Bursa'da tiyatro severleri de hem sizin adınıza hem ben program ekibi adına tiyatroya davet etmek istiyorum. Son olarak neler söylersiniz sevgili Bursalılara? Ben sevgili Bursalılara salonu boş bırakmamalarını ve tiyatrosuz kalmamalarını onların için gerçekten gerekli olduğunu söylemek isterim. Biz teşekkür ederiz. Biz yalnız bırakmayacaklar. Ona inanıyorum. Ee, ama şöyle bitireyim isterseniz, bu e, Bursa serüvenimin e, birinci ayağı diyeyim. E, Kanlı Nigar'ı, e, dekordu Tayfun Çebi, kostümlü Funda Çebi, e, müzik Cem İdiz, e, dans düzeni Cihan Yöntem ve ışık Ali Karaman. E, ekibiyle çalıştım. Benim aşağı yukarı yıllardır beraber çalıştığım bir ekip. Özellikle e, Tayfun Çebi, Funda Çebi Cihan Yöntem e, beraber çalıştığım bir ekip. E, Cem İdiz bu müzikleri daha önce yapmıştı fakat Cem İdiz'de de 25 yıllık tanışıklığım var. Evet. Sağolsun. E, Ali Karaman da e, Bursa'nın e, Ender yetiştirdiği ışık uzmanlarından bir abiyim. E, o da işte ikinci oyunumuzu yapmış olduk onunla. seyircimizi bekliyoruz. Ciddi gülmeceli, keyifli, şarkılı, danslı, hoş bir şey yaptığımız kanaatindeyim. Çalışma arkadaşlarım, oyunculara, sahne üstünde olanlara emeklerinden, alın ten, terlerinden hiçbir şey esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten isteyerek ve riyasız bir çalışma yaptığımı... Kendilerinin de hep öyle olduklarını, her yerde bunu tutturamazsınız, her oyunda bu böyle olmaz. Bunun için özellikle belirtiyorum, bir anda duraksama yapmadıkları için, bir anda herhangi bir şeyi esirgemedikleri için, nefeslerinden, soluklarından, emeklerinden, ayrıca sahne üstündeki tüm teknik arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir tanesinin ismini söyleyeceğim, rastlayan olursa Nuri. Nuri, Nuri. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Burada olmanız bizim için çok büyük bir mutluluk. Teşekkür mutlu. ederim. Sağ olun, var Sağ olun. Efendim geldik yine Artı Değer'in sonuna. Görüşmek <laughs> ümidiyle, Hoşçakalın.